Paylaşacağımız konu 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti. Alt başlara bakacak olursak 2. Meşrutiyet'in ilanı, Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları. 2. Meşrutiyet'in ilanından başlamadan önce meşrutiyet nedir? Bunu biraz açmak lazım. Meşrutiyet, padişahın yanında yönetimde yer alan meclisin ve anayasanın olması demektir. Osmanlı heyeti bunu ilk defa 2. Abdülhamit zamanında 1876'da yaşamıştır birinci meşrutiyet olarak. Bir buçuk yıl açık kalan meclis Osmanlı-Rus savaşı bahane gösterilerek, sebep gösterilerek kapatılmıştır ve 30 yıl monarşi dönemi yaşanmıştır. İstibdat dönemi biz buna. Ve aydınlar, ki ilk başta bunlar Jön Türk olarak bilinir. Sonra İttihat Terakki Cemiyeti olarak karşımıza çıkacaktır. Meşrutiyeti tekrar ilan etmek adına Padişah II. Abdülhamit'i baskılarlar. Dolayısıyla burada gördüğümüz Resneli Niyazi ve Enver Paşa II. Meşrutiyetin ilanında etkili olan şahıslardır. Padişahımız gene II. Abdülhamit'tir. Ve bu kişiler Osmanlı ordusunda yer alan subaylardır. Makedonya'da askerleri daha çıkartarak meşrutiyet ilan edilmezse biz bu isyana devam ederiz mesajını vermiştir. Resneli Niyazi'nin ilginçte bir öyküsü vardır. Bu öykü de hatta günümüze kadar gelen bir söylev ve konu olmuştur. Ne şehittir ne gazi, pisi pisine gitti Niyazi diye. Çünkü Resneli Niyazi 1913 yılında kendisine verilen koruma tarafından öldürülmüştür. Yani savaşta yer almamış, ama korumanın azizliğine uğramıştır diye de ifade edeyim. Enver Paşa ise kariyer basamaklarını çok hızlı çıkmıştır. Özellikle saraya damat olması bu hızlı çıkışın da daha da bir hıza almasında etkili olmuştur diye yorumlanabilir. Düşünsenize 33 yaşındasınız ve genel kurmay başkanısınız. Başkomutan yaverisiniz. Bu çok önemli vazifelerdir. Genç yaşta vefat ediyor Enver Paşa. Biraz da buna değinmiş olalım. 1922 yılında ülküsünü kurduğu Turancılık amacında Türkistan bağımsızlık mücadelesinde yer alarak şehit oluyor Ruslara karşı. Mezarı Tacikistan'daydı. 1996'da ise Süleyman Demirel zamanında Türkiye'ye nakledilmiştir. Uzatmayalım bahsi. İkinci meşrutiyetin ilan etkili olan hususlardan biri de Osmanlı Devleti'ni paylaşma amacı taşıyan İngiltere ve Rusya arasında yapılan reval görüşmesidir. İttihatçılar padişaha bunun baskısını da sunmuşlardır. Padişah bir monarşi tutturduğun, bir baskı tutturduğun gidiyorsun. Bak İngiltere'si, Rusya'sı bizim topraklarımızı paylaşıyor. Reval görüşmesi yapıyorlar. Kurtuluşumuzun yegane çaresi. Meşrutiyeti ilan etmek, meclisi açmak ve insanların görüşlerinin mecliste yansıtılmasını sağlamaktır diye ifade etmişler. Ve meşrutiyeti burada ikinci Abdülhamit açıyor. O dönemi gösteren bir kartpostal var burada. Osmanlıca yazılarda hürriyet, adalet, musavat ve uhuvvet kelimeleri burada yer alır. Dolayısıyla meşrutiyet ilan edilmiştir lakin her şey böyle yolu yoluna korulmamıştır. Örnek gösterelim. 1908'lik karışık ortamdan istifade edenler vardır. Bulgaristan mesela istifade edip bağımsız olmuştur. Yunanistan Girit'i ilhak etmiştir. Avusturya, Macaristan, Bosna, Hersey'i ilhak etmiştir. Yani toprak kayıpları yaşanmaya devam etmiştir. Osmanlıcılık düşüncesi darbe almıştır. Milliyetçiliğin güçlü olduğu bir kere daha ispatlanmıştır diye vurgu yapabiliriz. Bir de 23 Temmuz'un altını çizmekte fayda var. Çünkü 23 Temmuz 1908'de İkinci Meşrutiyet'in ilanıyla Osmanlı'da Hürriyet Bayramı adı verilen bayram kutlanmıştır. Osmanlı'da kutlanan tek milli bayram olarak bunu sayabiliriz. Evet şurada meclisimizi görüyoruz. İkinci Meşrutiyetle beraber başlayan şu vurguyu da yapalım. İkinci Meşrutiyet dönemi ne zamana kadar sürer? 1918'e kadar sürer. Çünkü 1918'de artık savaşı kaybettikten sonra meclis kapatılmıştır. Yani 1908-1918 yıl alırılığını düşünelim. Ve burada şu vurguyu da yapalım. Bu dönemde önemli hususlar var. Darül Elhan'ın açılması müzik evi, Darül Bedayin'in açılması, İstanbul Şehir Tiyatrosu, İtibarı Milli Bankası'nın açılması, İttihatçıların açtığı bankadır. Türkçülüğün önem kazanması, Türk ocaklarının açılması gibi hususlar, kızların yüksek öğretime gidebilmesi yani üniversiteye gidebilmesi gibi hususlar bu dönemde önemli gelişmelerdir. Şimdi 1909 yılındayız arkadaşlar. 1909 yılında rejime karşı bir isyan çıkıyor. Yani Meşrutiyet rejimi var ve bu meşrutiyeti içine sindiremeyenler şeriat isteriz Diyen insanlar mevcut var olan meşrutiyeti yıkıp geriye dönmek istiyorlar. Yani monarşiye dönmek istiyorlar. Biz bu isyana 31 Mart isyanı diyoruz. Tabi bir anda böyle 31 Mart isyanı patlamaz. Bunun bir süreci vardır. Mesela özellikle buradaki isim önemli bir isimdir. Hasan Fehmi'dir. İttihatçıları eleştiren yazılarla beraber dikkat çekmiştir. Dolayısıyla Hasan Fehmi'nin şehit edilmesi önemli bir unsurdur. Kimin tarafından şehit edildiği tam olarak bilinmemekte beraber iddiaçıların bu suikastı işledikleri söylenmektedir. Oradaki Osmanlıca yazıda da şehit muhterem Hasan Fehmi'nin son resmidir ifadesi var. Dolayısıyla Hasan Fehmi'nin mezarı da burada şurada görünüyor. İstanbul'da çemberli taştadır. Bir gün giderseniz bu Kabirleri ziyaret edin çünkü hemen yan tarafında Ziya Yukarp'in kabri var. Şeyh Bedrettin'in kalbi var. Hemen arka tarafta 2. Abdülhamit'in, 2. Mahmut'un kabirleri de buradadır. Çok önemli bir noktadır diye düşünüyorum ben. Şimdi 31 Mart isyanın sebeplerini bir daha vurgulayalım. Hasan Fehmi'nin öldürülmesi, Volkan ve Serbestli gazetelerinde çıkan yazılar, Ahrar Fırkası'nın etkisi, İttihadı Muhammediye fırkasının etkisi, avcı taburlarının etkisi gibi hususlar bu 31 Mart isyanının gelişinde etkili olan sebepler olmuştur. Tahta olan padişahımız bakın burada 2. Abdülhamit Büyük Gazete diye manşette 2. Abdülhamit'i 31 Mart isyanıyla soru şartı olarak bırakmışlar. Elinden kansızlığı olarak hicvetmişler etmişler diyelim. Bu isyanda tabi İstanbul'da ittihatçı avına çıkılmıştır desek doğru deriz. İstanbul'da büyük bir kargaşa yaşanmıştır. İstanbul'daki ordu hemen Selanik'e haber uçurup şifreli bir mesajla Selanik'ten yardım talep etmiştir. Selanik'ten gelen hareket ordusu ki bu ordunun başkanı Mahmut Şevket'tir. Kurmay Yüzbaşısı Mustafa Kemal'dir. Bu orduya hareket ordusu ismini veren kişi de Mustafa Kemal'dir. Ordu gelir isyanı bahsedir. Yani ordu yenilik taraftarıdır bu anlamda. İsyanı bastırdıktan sonra tabii bir soruşturma tarzı bir çalışma yapılır. O soruşturmada 2. Abdülhamit'in bu isyanda parmağı olduğu düşünülerek meclis kararıyla tahttan indirilir. Yerine 5. Mehmet Reşat geçirilir. Artık 2. Abdülhamit Selanik'teki Alatine Köşkü'nde belli bir süre orada tutulacaktır. Sonra Balkan Savaşları çıkınca İstanbul'a nakledilecektir. Önemli bir durumdur yani bu. Şuradaki husus Mahmut Şevket Paşa hareket ordusu artık İstanbul'a gelmiştir. Burada önemli bir nokta var. Şimdi iddiaçılar ikinci meşrutiyeti ilan ettiler. Meşrutiyete sahip çıkmak için 31 Mart isyanı bastırdılar. Padişah 2. Abdülhamit'i tahttan indirdiler. Yerine 5. Mehmet Reşat'ı çıkarttılar. Şimdi sıra neyi değiştirmeye geldi? 1909 anayasayı değiştirmeye geldi. Biz buna 1909 kanun esası değişikliği diyoruz. Yapılan çalışma nedir derse meclisin eli güçlendirilmiştir. Padişahın eli zayıflatılmıştır. Şöyle ki artık yasa tekliflerinde padişahın onayına gerek olmadan yasa teklifi yapabiliyoruz. Hükümet padişaha karşı değil artık meclise karşı sorumlu. Sansür olayı kaldırılmıştır. Sürgün olayı kaldırılmıştır padişah meclisi kapatsa bile tekrardan açmak zorundadır. Yani Osmanlı tarihinde padişah yetkilerinin kısıtlandığı en yıl hangisidir derse 1909 kanunu esası değişikliğini söyleyebiliriz. İkinci meşrutiyet döneminde Türk tarihinde ilk defa çok partili hayata geçilmiştir. Bu önemli bir bilgidir arkadaşlar. Çünkü çoğu kişi bunu karıştırır. 1930 diyen olur, 45 diyen olur cümleye dikkat etmekte fayda var. Türk tarihinde çok partili hayata ikinci meşrutiyet döneminde geçmiştir. Burada 8 tanesi var ama 19 tane yakın bir partiden söz edebiliriz. En meşhurları İttihat Terakki Partisi'dir. Kuruluşu 1889'a kadar gider. Abdullah Cevdetler, İshak Supitiler, İbrahim Temolar kurulmasında etkilidir. Kelime anlamı birleşmek ve ilerlemektir. Ahren Fırkası'nda ise Prens Sabahattin etkilidir. Bunların arasında Hürriyet ve İtilaf Fırkası önemlidir. Çünkü iddiaçılara büyük bir muhalefet olarak çıkış yapmıştır. 1918'de tekrardan kurulacaktır. Çünkü Hürriyet ve İtilaf 1913'te bir dönem kapanır. Alaska Zabıtan grubu önemlidir. Alaylı subaylar tarafından kurulmuş. İddiaçıların düzenlediği suikastlere karşılık vermişlerdir. Teceddüt fırkası da önemlidir. Çünkü İttihat terakki fırkasının yerine 1918'de hangi parti kurulmuştur derse teceddüt fırkasıdır. Önemli bir bilgidir. Gelelim Trabluskarp Savaşı'na. Şimdi savaşta İtalya'yı görüyoruz arkadaşlar ve Trabluskarp bölgesini, günümüzdeki Libya bölgesini görüyoruz. Bu savaş Osmanlı toprağı olan Trabluskarp'ı işgal etmek isteyen İtalyanlarla yaşanmıştır. Savaşın tarihi 1911. Bu savaşın sebebi Fransız İhtilal'in getirdiği milliyetçilik mi, sanayi kılavının getirdiği sömürgecilik mi diye bir ayrımda kalabilirsiniz. Sanayi kılavının getirdiği sömürgeciliktir cevap. Çünkü ham madde ve pazar ihtiyacı vardır İtalya'nın. Siyasi birliğini geç kurmuştur, 1870'de kurmuştur. Kurulmasında da Corbara, Carborani cemiyeti etkilidir. Gizli bir cemiyettir bu cemiyet. Tabi İtalya siyasi birliğini geç kurduğu için sömürgecilik yarışında doğal olarak geç kalıyor. Habeşistan'a saldırıyor ama başarı sağlayamıyor bu Habeşistan saldırısında. Hemen burnunun dibinde olan Trabluskarp görüyor ve oraya zaten daha önceden tüccarları vasıtasıyla sokulmuştur. Gözü oradadır yani. Burada önemli bir nokta var. İtalya Trabluskarp almak isteyecektir. Almadan önce yalnız arkasını da sağlam almak isteyecektir. Dolayısıyla Avrupalı devletlerin desteğini alarak İtalya'ya saldırıyor. Mesela Rusya ile yapılan 1909'da Radyojini diye bir anlaşmamız vardır. Bu anlaşmada İtalya Ruslardan destek almıştır. İtalya da Ruslara şunu söylemiştir. Boğazlarla ilgili senin politikanı ben kabul ediyorum, tanıyorum demiştir. İtalya ve Fransa'dan da, pardon İngiltere ve Fransa'dan da destek almıştır. Şimdi bu devletler niye İtalya'ya destek veriyor dersek, Özellikle savaş 1911 yılında ve devletler gruplaşmaya başlamış artık. Yani İtalya'yı da kendi yanlarına çekmek istiyorlar. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nın ayak sesleri geliyor. Birinci Dünya Savaşı 1914 ama yavaş yavaş o gruplaşmalar netleşmeye başlamış. İtalya bize saldırmak adına bir bahane bulması gerekiyor. Bahanesi de Osmanlı'ydı sen oradaki İtalyan tüccarlara iyi davranmıyorsun. Sen orayı medeniyetten geri bırakıyorsun diyerek ultimatum veriyor. Hatta bu ultimatumun cevabının gelmesini bile beklemeden saldırıya giriyor. Şimdi biz Osmanlı eti olarak o bölgeye karadan bir ordu gönderemiyoruz. Sebebi şu. Mısır İngiltere tarafından işgal edilmiş. Donanmayı da gönderemiyoruz. Çünkü İtalya deniz konusunda hem güçlü hem de biz donanma olarak da güçlü değiliz. Hatta Haliç'e donanma çekilmiş çürütülmeye tabi tutulmuş diye yorumlar da söz konusu. Ne yapacağız peki? Denizden gidemiyoruz, karadan gidemiyoruz. Gönüllü subayları göndereceğiz. Gönüllü subaylar şu bölgeden geçecektir. Kılık değiştirerek Trabluskarp'a varacaklar. Trabluskarp'ta halkı örgütleyerek bir mücadeleye başlayacaklar. İtalya tabi şuradan kıyıya çıkartma yapmış ama iç bölgeye sokulamıyor. Çünkü bir direnişle karşılaştı, bir örgütlenmeyle karşılaştı. Bizi barışa zorlamak için ne yapacak? Bizi barışa zorlamak için hemen şurada. 12 ada Rodos'u işgal edecektir. Boğazları ablukaya alacaktır. Beyrut limanını bombalayacaktır. Tüm bunlara rağmen Osmanlı savaşmaya devam eder. Ta ki Balkan savaşları üstte patlayınca iki ateş arasında kalmıştır artık Osmanlı ve İtalya ile mevcut barış anlaşması yapacaktır. Bu barış anlaşmasının ismi Uşi'dir. İsviçre'nin Lozan şehrinde yapılmıştır. 1912'dir tarihi. Uşa Anlaşması'nın çok önemli maddeleri var ama biz o maddeleri geçmeden önce şöyle bir diğer resimlere de bakalım. Mesela bu İtalya'nın 1900'lerde başlarında işte Trabluskarp ilgili biz oraya medeniyet getirmek istiyoruz dediği kart postaldır. Bu şekilde basını da kullanmıştır. Şimdi gönüllü subaylar dedik. Bu gönüllü subayları açmadık. Bilerek açmadım. Çünkü bu fotoğrafta açmak istiyorum gönüllü subayları. Özellikle az bilinen fotoğrafları koymaya çalıştım ki dikkat çeksin diye. Mustafa Kemal. Tabii o dönemde renkli fotoğraf olarak çekilmemiş. Sonradan renklendirilmiş bir fotoğrafa bakıyorsunuz. Hemen yanında Mustafa Kemal'in Fuat Bulca var. Trabluskarp Savaşı'nda çekilmiş olan fotoğraftır. Sadece gönüllü subay olarak Mustafa Kemal değildir. Bir sonraki fotoğrafta bunu da paylaşacağım. Evet. Burada mesela şu kişi çok önemli bir kişidir. Bu kişi bu kişi Enver Paşa'dır. Mustafa Kemal ve Nuri Cankere bakıyorsunuz. Mustafa Kemal Derne ve Tobruk'ta başarılı olmuş. Enver Paşa Bingazi'de başarılı olmuş. Aman dikkat. Mustafa Kemal'in katıldığı ilk savaş vurgusunu bir daha yapalım. Mustafa Kemal'in sömürgeciliğe karşı ilk mücadelesidir, ilk başarısıdır vurgusunu bir daha yapalım. Onun haricinde burada Halil Kut var. Kuşçubaşı Eşref var. Ali Çetinkaya adlı komutanımız var. Yani burada sağlam komutanlar da söz konusudur. İtalyanlar Trabluskarp'ta büyük bir de katliamda bulunmuştur. Trabluskarp'ın yerli halkı olan Sunisileri katletmiştir. Onun da bir belgesini sunmak istedim ben. Şurada Zeppelin görüyorsunuz. Bunu koymamın amacı şu. Dünya savaş tarihinde ilk kez uçak İtalyanlar tarafından Trablusgarp Savaşı'nda kullanılmıştır. O uçakta bu arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da paylaşmış olayım. Şimdi Uşu Anlaşması'nın maddelerine dair birkaç şey söylemek istiyorum. Uşu Anlaşması'nda Osmanlı Eti şunu kabul ediyor. Artık Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya aittir. Osmanlı Devleti'nin 3 kıtada toprağının olma özelliği bitti artık. 2 kıtaya düştük. Yani Kuzey Afrika'da artık toprağımız kalmadı. Trablusgarp halkının dini yönden Osmanlı halifesine bağlı kalması ile ilgili bir madde var burada. Bunu şöyle yorumlamalıyız. Osmanlı devleti Trablusgarp halkıyla kültürel bağlarını devam ettirmek istemiştir. Halifeliği siyasi bir amaç için kullanmıştır. Lakin bu ilk kez yapılan bir şey değil. Çünkü 1774'te Osmanlı eti Rusya arasında küçük kaynarca diye bir anlaşma var. Bu anlaşmada da halifelik siyasi bir amaç için kullanılmıştır Kırım toprağı için. Dolayısıyla Küçük Kaynarca Anlaşması ve Uşi Anlaşması'nın ortak özelliği nedir derse burada halifeliğin siyasi olarak kullanıldığını yakalamalıyız diye düşünüyorum. Yine İtalya Uşi Anlaşması'nda der ki 12 adı Rodos geçici olarak bende kalsın. Daha doğrusu biz talep ederiz geçici olarak onda kalmasın. Çünkü Balkan Savaşları çıkmıştır ve ben Yunanistan'ın bu adalara saldırma ihtimali olduğunu düşündüğüm için bu adalar geçici olarak İtalya'ya verdim. O da tabii çok büyük sevinçle karşıladı. Çünkü için Geçici aldı ama savaştan sonra da bize bunu iade etmeyecek. Ta 1947'lere kadar bu adalar, onun kadar Odos, İtalya'dadır. Sonra Yunanistan'a geçecektir. Osmanlı etinin Trablusgarp topraklarındaki duyun umumiye ait olan borçların da İtalya üstlenmiştir. Osmanlı etinin kapitülasyonları kaldırılması konusunda eğer bir girişim olursa İtalya buna destek verecektir diye de bir madde buraya konmuştur. Evet, Trabluskarp Savaşı'nı bu şekilde geçiyorum arkadaşlar. Ve gelelim. Benim Trabluskarp Savaşı'nı bırakmamda etkili olan savaşa. Balkanlar kaynar kazan arkadaşlar. Balkan Savaşı'dır. İki tane Balkan Savaşı'mız var. Birinci Balkan ve ikinci Balkan olarak ifade edilir bunlar. Hemen şöyle bir genel bilgi vereyim. Birinci Balkan Savaşı bize karşı yapılan bir savaş. Balkan devletlerinin Osmanlı'yı Balkanlardan atmak için yaptıkları bir savaştır. İkinci Balkan Savaşı ise kendi aralarındaki bir savaştır. Balkan devletlerinin kendi aralarındaki bir savaşı. Ben ise Osmanlı devleti olarak bundan istifade ediyorum. Şimdi ayrıntıya bakalım. Ayrıntıda birinci Balkan Savaşı öncesinde şöyle ben size. Bu savaştan önce Osmanlı İttılinin Balkanlar'daki toprağını göstermek isterim. Şurada bakın, şu topraklar arkadaşlar Balkan Savaşı öncesi bizim. Dolayısıyla beni bu topraklardan atmak isteyen devletler kim? Altta Yunanistan, şu tarafta Batı tarafında Karada, şu tarafta Sırbistan ve şu tarafta hemen Bulgaristan'ı görüyorsunuz. Bu devletler benim varlığımı Balkanlar da istemiyorlar. Aslında bunun kökü ta eskiye gider. Nasıl? 1815 Viyana Kongresi ve orada orta, ortaya atılan şark sorununa gider. Çünkü şark meselesi doğu meselesidir. Türklerin varlığını temizleme ile ilgilidir. Önce Türkleri Avrupa'dan atacaklardı. Sonra Balkanlardan, sonra Anadolu'dan diye bir projenin aslında uygulanmaya çalışılmasıdır burada. Şunu vurgulamasını yapalım bu devletlerin bana karşı savaşmasında etkili olan duygu nedir? Sömürgecilik mi? Hayır. Milliyetçiliktir. Milli duygularla hareket etmişlerdir. Dolayısıyla bu savaşın yaşanmasında Fransız iptali etkilidir. Ama tuzak bir soru var burada. Bu devletlerin hepsi bağımsız arkadaşlar. Yani Yunanistan aralarındaki ilk bağımsız olandır. Sırbistan Karada 1878'de Berlin Berlinlaşmasıyla bağımsızlığını ilan etmiştir. Bulgaristan ...1908'de bağımsız olmuştur. Yani bunların bağımsız olmakla ilgili derdi yok. Bunlar zaten bağımsız. Bizim varlığımızı oradan atmak istiyorlar. Peki bu devletleri kışkırtan bir devlet var mı? Var. O devlet kim? Şurada hemen göreceksiniz. Rusya. Rusya özellikle 1870'lere kadar inen bir politikası vardır. Panslavizm. Balkanlardaki Slav topluluklarını birleştirerek sıcak denizlere inme politikasıdır bu politika. Şimdi biraz daha ayrıntı inelim. Şöyle. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin başında bulunan padişah 5. Mehmet Reşat. Hatta 5. Mehmet Reşat Trakya'da bile gezi yapmıştır ki Balkanlardaki havayı bir göreyim. Oradaki padişahın otoritesini bir hissetsinler diye bir gezi yapmıştır. Ama yönetimde bulunan kişiler çok da Balkanlarda ne olup bittiğini bence bilmiyor. Mesela Dışişleri Bakanımız Asım Bey var açıklama yapıyor mecliste. Balkanlar diyor o kadar rahat ve ferah ki Balkanlarda bize karşı oluşacak hiçbir unsur yoktur. Balkanların geleceğinden ve güvenliğinden kendi namusum kadar eminim diyor. Şimdi bu açıklama olmadı. Neden olmadı? Ya Balkanlar kaynar kazan olmuş. Sen bunu göremiyorsun yanlış bir şey. Arnavutluk isyanı vardır burada mesela. Hemen temas etmekte fayda var. Ama biz bunu iyi okuyamamışız. Hatta o kadar kötü ki orada orduyu revize edeceğiz ve gençleştireceğiz diye 65 bine yakın ordumuzu oradan terhis etmişiz. Çok vehim bir durum. Ve kaybettiğimiz toprak parçasını bir düşünmenizi isterim. Şöyle ki 150 bin kilometre karelik bir toprağı biz kaybediyoruz. Yani Karadeniz kadar bir yeri biz Balkan Savaşları'nda kaybediyoruz arkadaşlar. Önemli bir noktadır. Şimdi bir tık daha ayrıntıya gidelim. Balkan Savaşları'nın bahanesi nedir? Bahanesi Osmanlı eti neden Balkanlar'da ıslahat yapmıyorsun? Makedonya'da ıslahat yapmıyorsun. Bahane bu. Kimin saldırısıyla savaş başlamıştır? Karadağ'ın saldırısıyla savaş başlamıştır. Dört Balkan devleti Osmanlı'ya karşı hücum etmiştir diyelim. Burada bir karikatür var. Bence çok incelenmesi gerekli olan bir karikatür. Çünkü ilginç mesajlar var burada. Mesela Sırplara ait olan bir karikatürdür şu. Bir Sırplı kadın kollarındaki zinciri kırmıştır. Güneş 1912'de onlar için doğmuş. Ve bir şeye basıyor. Neye basıyor? Şurada bir hilal var. Hilal İslam'ın sembolü. Ve altta coğrafya var. Şimdi buradaki kişi daha uzanıyor yerde. Ve burada 1913 Balkan Savaşı'nın tarihi ama ilginç 1800 pardon 1389 diye bir tarih var burada da. Bu ne? Arkadaşlar bu 1. Kosova Savaşı. 1. Kosova Savaşı'nda birinci Murat savaş alanını gezerken Miloş adlı bir Sırplı tarafından öldürülmüştür. Ve Sırplar için 1389 çok kıymetli ve bir değerli tarih olmuştur. Adamlar bak ta 1300'lerden almış bu tarihi. Getirmiş 1913'teki Balkan Savaşı'nı yerleştirmiş ve İslam'ın sembolü olan hilale basan bir Sırplı kadın görmekteyiz. Sırpların bu anlamdaki şeceresi pek iyi değil. Birinci Kosova Savaşı'ndan tutun da Balkan Savaşı'na kadar. Oradan alın gelin Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan Pirinçip adlı Sırplı'ya kadar. Oradan alın gelin nereye? Balkanlarda 1900'lerde yaptıkları katliamlar çok önemli noktalar diye düşünüyorum. Şimdi şuradaki padişah 1. Murat bir ayağıyla ona basıyor, bir ayağıyla dönemin padişahı 5. Mehmet Raşit'e basıyor. Şurada 4 tane Balkan devleti Osmanlı devletini üzerinde kılıçlarıyla, tüfekleriyle saldırmışlar. Artık Osmanlı etini bir canavar ya da bir kertenkele benzetmesiyle şöyle şekillendirmişler. Ve Birinci Balkan Savaşı'nda ne olur? Şimdi bir daha hatırlayalım. Yunanistan saldırdı bana. Karadağ saldırdı. Sırbistan saldırdı. Bulgaristan saldırdı. Ve bunlar beni şu bölgelerin tamamından attılar. Ve benim bunu kabul ettiğim bir anlaşma var. Bu anlaşmanın da ismi 1913 Londra Anlaşması'dır. Önemli bilgidir bu. 1913 Londra Anlaşması'nda aynı zamanda Arnavutluğun bağımsızlığı kabul edilmiştir. Osmanlı'nın Balkanlar'da kaybettiği son toprak Arnavutluk'tur arkadaşlar. Buna lütfen dikkat. Ege Adaları'nın durumuna Avrupalı devletler karar verecektir diye bir madde vardır. Buradaki paylaşım konusunda en yüksek orandaki payı alan Bulgaristan'dır. Zaten sorun da bundan çıkıyor. Bulgaristan çok fazla toprağı aldığı için diğer Balkan devletleri Bulgaristan'a saldıracaktır. Ve biz buna ikinci Balkan Savaşı diyoruz. Yunanistan Bulgaristan'a saldırdı, Karadağ Bulgaristan'a saldırdı, Sırbistan Bulgaristan'a saldırdı. Burada lütfen dikkat, Romanya da Bulgaristan'a saldırdı. Romanya birinci Balkan Savaşında yoktur, İkinci Balkan Savaşında vardır. Dolayısıyla şöyle güzel bir soru var. Balkan Savaşlarında Osmanlı Devleti kiminle savaşmamıştır? Cevap Romanya. Çünkü Romanya ile bizim bir alıp veremediğimiz yok bu anlamda. Şimdi herkes Bulgaristan'a saldırırken Osmanlı yeti de şurada Midi Enes diye bir hat çizilmiştir bize. Bu hattı geçerek Bulgaristan'a saldırmıştır. İkinci Balkan Savaşı'nda biz de bundan istifade etmeye çalıştık diye yorumlayalım. Şimdi şöyle bir karşılaştırma var. Bakın Balkan Savaşı öncesindeki haritamız ve Balkan Savaşları'ndan sonraki haritamız. Çok ciddi bir toprak kaybımız var burada. Aman dikkat arkadaşlar. Bu geçişleri iyi yakalamak lazım. Şimdi ne yakalayalım? Balkan savaşlarının kaybetmemizin sebeplerini konuşalım. Mesela dört Balkan devletine karşı savaşıyorum. Bir. Bu dört farklı cephe demek. Bu devletleri amirliğini yapan, abiliğini yapan Rusya var. Rusya bunlara karşı büyük bir motivasyon kaynağıdır. Arkalarındaki güçtür. Ordumuzun Teknolojik anlamda tersizliği vardır, irtibat eksikliği vardır. 65 bin asker terhis edilmiştir. Bu önemli bir kayıptır. Şimdi bütün bunları söyledik de en önemlisini söylemedim. En önemlisi, Balkan Savaşları'nın kaybetmemizin en önemli sebebi, ordunun siyasete karışmış olmasıdır arkadaşlar. Yani ordunun içerisinde particilik vardır. Kimi hürriyet ve itilafçıdır, kimi iddiat, iterakicidir. İşte böyle olması sek ve idareyi zorlaştıran bir çalışma olarak karşımıza çıkar. Hatta Mustafa Kemal ordunun siyasete karışmasının tehlikeli olduğunu bu savaşta gözlemlemiş ve bu savaştan 11 yıl sonra yani 1924'te Erkan-ı harbiye Umumiye nezaretini kaldırarak yerine Genelkurma Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı kurmuş ve orduyla siyaseti ayırmıştır diye geçiş yapmakta fayda var. Evet. Burayı da alıyorum arkadaşlar ve önemli bazı bilgilerimiz var burada. Mesela güzel bir kart postaldır bu da. Şimdi buradaki güzel soru şu. Şu kişi, şu kişi kim dersiniz? Fotoğraftan tanırsınız bunu. Enver Paşa'dır. Çünkü Enver Paşa Edirne Fatih olarak bilinmiştir. İkinci Balkan Savaşı'nda biz Edirne ve Kırklareli'yi geri almışız. Yani Doğu Trakya'yı geri almışız. Sınırlarımızı Meriç Nehri'ne kadar taşımışız diye vurgu yapmakta fayda var. Hemen yan tarafta burada kim var? Şükrü Paşa var. Bunu da almadan geçmeyelim. Birinci Balkan Savaşı'nda 54 günlük bir mücadele ile Edirne'yi savunmuş, korumuştur. Ama ne yazık ki daha sonra bu Edirne'yi Bulgar Kralı'na teslim etmek zorunda kalmıştır. Şimdi Şükrü Paşa yaşının ilerlemiş olmasına hemen bu mücadele yaparken gerekli desteği alamamıştır az önce bahsettiğim sebeplerden ötürü. Şunu da vurgulayalım. Balkan Savaşları'ndan sonra, yani 2. Balkan Savaşı'ndan sonra Balkan devletleri kendi aralarında Bükreş Anlaşması yapmıştır. Osmanlı eti Bulgaristan'la İstanbul Anlaşması yapmıştır. Osmanlı eti Yunanistan'la Atina Anlaşması yapmıştır. Osmanlı'yı Sırbistan'la İstanbul anlaşması yapmıştır. Osmanlı'nın yaptığı anlaşmalarda amaçladığı şey Batı Trakya'da kalan azınlık Türk haklarını korumaktır. Bu önemli bilgidir. Çünkü bu savaştan sonra günümüze kadar devam eden sorun nedir derse bize işte bu sorun azınlık Türk hakları sorunudur. Hatta Türkler ilk kez hangi anlaşmayla azınlık Türk statüsüne düşmüştür derse 1913 Bulgaristan'la yapılan İstanbul Anlaşması'nı lütfen işaretleyin. Alalım ve Balkan Savaşları'nda yaptıkları, özellikle Bulgarların yaptıkları katliamlar çok ağırdır. On binlerce Türk'ü katletmiştir. Ve o katliamdan kaçan Türkler özellikle Anadolu'ya doğru geliyorlar. Çok büyük bir göç hareketi var. İstanbul'a dair geliyorlar arkadaşlar. Önemli bir nokta. Yani şunu söylemek istiyorum. Balkan savaşlarından sonra sınırlarımız daralmış ama nüfus yoğunluğumuz artmıştır. Neden? Bu gelen göçlerden dolayı. Balkan savaşlarında ortalığı kırıp geçiren bir kolera virüsü söz konusu olmuştur. Bunu da paylaşalım. Balkan savaşlarında denizlerde Hamidiye kahramanı olarak anılan kimdir derse Raar Forbay'dır. Önemli bilgidir. Yunanlara karşı yaptığı önemli başarılı mücadeleleri olmuştur. Gülcemal vapuru önemlidir çünkü Balkan Savaşları'ndan sonra Balkanlarda kalan komutanları, halkı Anadolu'ya getiren gemi hangisidir? Gülcemal vapurudur ve bu vapur sonrasında da çok önemli işler yapmıştır. Örneğin Kazım Karabekir'i İstanbul'dan Trabzon'a çıkaran Gülcemal vapurudur. Örneğin Lozan'a giden heyeti Türkiye'ye getiren gemi Gülcemal'dir. Örneğin Yunanistan'la aramızda yapılan nüfus mübadelesinde Yunanistan'da kalan Türkleri Anadolu'ya getiren Gülcemal vapurudur. Gibi hususlar önemli. Hatta en önemlisi sona saklayalım. Şöyle yapalım. Amerika'ya giden ilk gemi de Gülcemal gemisidir. Bizim coğrafyamızda bir Rum vatandaş tarafından kiralanmış, kaptanı da Türk'tür. Dolayısıyla ilk Atlantik yolculuğunu gerçekleştiren gemi de Gülcema gemisidir diye böyle gemiye ilişkin bilgiler paylaşalım. Şimdi birinci Balkan Savaşı sırasında çok büyük topraklar kaybetmişiz. Bunun faturasını yapılacak hükümete kesilecektir. Dolayısıyla Baba Ali dediğimiz bir baskın yapılacaktır. Baba Ali baskını İstanbul hükümetindeki Kamil Paşa hükümetine karşıdır. Yani bir hükümet binası basılmıştır ve bakanlar orada çok büyük bir zor durumda kalmıştır. Çünkü bir darbedir bu. Bu darbeyi yapan İttihat Terakki Partisi'dir. 1913'te yönetime gelmiş, 1918'e kadar yönetimde kalacaktır. Kamil Paşa hükümeti gitmiş yerine Mahmut Şevket Paşa. işte Mahmut Şevket Paşa bu. Mahmut Şevket Paşa hükümeti gelmiştir. Yalnız Mahmut Şevket Paşa da fazla yaşamayacaktır. 6 ay sonra Alaska rızavutan grubu tarafından suikastle öldürülecektir. Mahmut Şevket Paşa'nın ilginç bir özelliği var. Sadaret'te kaldığı günleri günlük olarak tutmuştur. Önemli bir noktadır diye de düşünüyorum. Evet, bu şekilde Balkan Savaşları'nı bitirmiş olduk arkadaşlar. Hadi bakalım sonraki videolarda buluşmak üzere diyorum.